biliyor musun? Yani bir 15 gün sonra durmuş. Sadece o seçim motivasyondan dolayı değil. Motivasyon değil, sıkıntısı değil. Bir de şöyle bir gerçek var. 2019 seçimleri öncesinde işte her şey güzel olacak. Kalpler. Çünkü denenmemiş bir şey. CHP tabii. 25 yıl öncesinde ancak belediyecilik İstanbul'da göstermiş. O da çok kötüydü Nurettin Sözen. Hafızalardan silinmiş. CHP belediyeciliği nedir o da bilinmiyor. Haliyle Ekrem İmamoğlu figür üzerinden bir şey. Siz sosyal medyada ne söylerseniz söyleyin. Bir arka planı yok. Bir yaşanmışlığı olmadığı için size karşı cevap kimse... Ama burada böyle bir şey yok. Bak biraz önce sen metrodan bahsettin. Metroda çok açık ve net. Bak bu bilgi net bilgi. 8 kilometre metro hattı yapılmış 5 yıl içerisinde. Hepi topu bu kadar. Hepi topu bu kadar. Evet. 43 kilometre metro açtık diye pankart astılar. 3 gün sonra değiştirdiler, vazgeçtiler. 65.1 kilometre. Evet. Şu anda İstanbul'un her yerinde 65.1 kilometre metro açtık diyor. Bak açtık diyor. Gerçekten de açılan metro var. Çünkü onu o açıldı. Kim açtı? Ulaştırma Bakanlığı açtı. Ya da zaten var olan projelerden var olanlar, bitmiş olanlar açıldı. 3-5 gün tamamladı, bitirdiler. Yaptık bile diyemiyor çünkü gerçekte kendisi bunun hiçbirisini aslında yapmadı. Aslında çok basit değil mi evet, yani olay? Çok basit. Ya kim ne izme ediyor çok basit. Çok mu? Şimdi bunu söylese sosyal medyada onun trollerinden birisi hemen arkasına cevabı yapıştıracak tabii. Bir gerçek var. Ki oldu. Çünkü hakikat var. Oluyor yani evet. Ona benzer şeyler tabii. Mesela. Diyor işte yaptıklarımıza bakalım şu anda hangisi daha iyi diye bir mesaj yayınlıyor. Atıyorum yani bu da bir pişman oluyor var. Ya attığı mesaj. Tabii attığı mesaj atıyorum 1000 tane retweet almış şu kadar 100.000 etkileşime girmiş alttaki yorum sayısı 8.000. Evet. O 8 yorumun da 5.000'i CHP'li. Sen böyle bir halt etmedin yalancı adam yalancı. Yani ama bunu söylüyorlar. Evet. Şimdi ve AK Parti seçmeni falan da değil çoğu. Yani. Benim tespit ettiğim şey yani sosyal medyayı ben çok etkin kullananlardan birisi değilim ama bir izleyici kitlem var yani Facebook'ta birlikte toplam işte 600-700 orası 800-900 bin kişilik bir takipçim var aktif olanları atayalım 500 bin diyelim o kadar bir şey anlayabiliyorum tartabiliyorum şunu gördüm 2020 seçimlerindeki hayal kırıklığı onlar adına o kadar büyüktü ki biz bunu sadece kendi tasavvurumuz değil buluştuğumuz ve görüştüğümüz Cumhuriyet Halk Partisi ile arkadaşlarımızdan da aldığımız tepki bu ve aynı aşağı yukarı psikolojiye sahipler. Siz sosyal medyada herhangi bir alanda biraz önce çok güzel bir örneğini verdin. Atıp tutarak bir şey koy. Kimse görmüyordu atıp tutanları. Biz boğuluyorduk arada. Bak şu anda car car diyoruz ki arkadaş ne yaptın? Hangisini yaptın diye sordun. 8 bitirmişsin. O adetlerin %5'i yok. Sen 90 yapmamışsın. Sen hiçbir halt etmemişsin. Diyor ki otobüslerde herkes birbirine çok güzel selam verecek diyordu. Şimdi otobüsleri millet itiyor. Tabii. At bakayım bir daha o tweet'i bakalım nasıl cevap verecek. Şimdi millet. O mobilize etti o kitle. O Cumhuriyet Halk Partisi tabanı. İşte oradaki troll orduları bilmem ne. Onlar da biraz geri durmuş durumda. Çünkü bir cümle kullandıkları zaman kafalarına geçiyor her şey. Bir de şu var hocam yani ben öyle okuyorum. Bu daha önce de bu ülkede yaşandı. Hatta dünya tarafında yaşanan bir şey. Çok fazla inandırdılar. Hakikaten inananlar vardı. Bizi altta bu yazılar bitsin seni yargılayacağız diyen tipler var ya. Çok inandılar. Birçoğu trolldü ama aşağıdaki birçok kişi inandı buna. Tabii. O 2023'te 60'ta geliyoruz. 55'e geldik geliyoruz. Ben Kemal geliyorum. Buradayım gitmiyorum. Tan sonra artık bir işte orada ayrışıyoruz ya. Yani ikrah edip bu işlerden. Ulan gene aynısı başımıza gelecek. Bu herifte gidecek çok özür dilerim. Gene başımıza bu gelecek deyip de sandığa gitmeyi tereddüt edenler. Uyuma taklidi yaparken sıkılanlar. Ben öyle örneğini verir mi? Uyuma taklidi yapıyor. Sıkılanlar var çünkü artık. Ve aynı zamanda aklı senin de. Aklın yolu bir hocam. Bu kadar kötü yönetilmiş bir İstanbul'un da bir bedeli olmalı. Evet. Ya ben her zaman o açıdan halkın oyuna güvenirim. Bir de son olarak da şunu söyleyeyim. Özellikle o son anketlerde, sorgularda, çapraz sorularda hangi seçmeniydin, hangi sene nereye verdin? Hangisi olabilir gibi böyle çapraz sorgularla seni bir yerden yakalıyor o şeyler. Özellikle zaten Yeniden Refah Partisi'nde böyle bir eğilim zaten vardı. Hani oyları sayılabilecek kadar diğerleri pek saymıyorum. Çok düşükler yani. Ama İYİ Parti'de dahi o kodlara yani milliyetçi kodlara yakın oldukları için bir kısmı en azından o seçmenin Cumhur İttifakı'na oy vermeye oraya tevessül etmesi ya da en azından tepki oyu olarak sandığa gitmemesindeki bir durum var. Yani şu anda önde görünüyor. Ben anketçi şirketlerden tabii tek tek isim vermek olmaz. Çağırırız bir gün. Onlar konuşurlar. Ama Murat Kurum'un önde olduğunu
en son ankette. Ve aynı zamanda öyle bir boşluk var ki diyor. Yani bir anda HDP, Yeniden Refah ve İYİ Parti'den bir sıçrama da gelebilir. Bir iki oy daha. Belki de finale ciddi bir fark da olabilir diye bir öngörü ben, var. Evet. Daha önce geçen hafta da söyledim. Bu hafta da tekrar söylüyorum. Kayıtla girsin. Ben Sayın Murat Kurum'un açık ara farkla kazanacağına kesin olarak inanıyorum. Açık aradan açık kastın ara. Ne abi? 7-8 puan. Yani miktarı bilmiyorum şimdi. Bilmem kaç falan diyemem. 7-8 puan. Öyle hani bıçak sırtı falan değil kesinlikle. Benim duyduğum açık 8 ara. Puan. Evet. Ben 8 puana kadar çıkabilirim dedim. Ben de yaptığım analizler sonucunda 2.4 ile 2.7 arasında bir fark beklediğimi söylüyorum. O kadar bilmiyorum. Küsuratı falan bilmem. Ama 2.4, 2.7 az. O 800 bin fark atmışlardı yani. 5 yıldır 800 bin fark attık, 800 bin fark attık diyorlardı. Evet. O 800 bin farkı görecekler şimdi bence. Öyle görecekler. Yani. Temennim analiz. O da temennim değil, görecekler. O da daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.